Öyle bir sıkıntı. Korktum her yerde uğraştım. Çok büyük arkadaşlar ya. Komutlardan. Yok. Kota madem. Canlı sınırda. Bir de o buraya da kazdım. Şuraya bir şey var. Akıncı bir şey var. Buradaki ev bütün evler. Ev değil. Ama Özcan abi, şimdi arkadaşlarla inceledik. Yere akıyor normal. Buranın suyu da akıyor. Akıyor, baktık şimdi akıyor. Çünkü buradan geldi bu yüklü miktarda. Şeyi yaşadık abi, aynı şeyle. Burayı açmadı, her sana açtı su gitti. Adam ben buraya kepçeyi getireyim, döndü dereye git bak Allah aşkına. Derede yapabileceği hiçbir şey var. Atıköy'den dolaş. Geçmiş olsun. Al bir şey. Hadi gelin. Al bir şey. Tamam, şuraya at ya, şuraya. Tamam, dur.
Şimdi. Yaşım 60, böyle bir sel, böyle bir afet görmedik arkadaşlar. Allah daha beterinden saklasın. Şu anda ev basınları var, can kaybımız yok. Köprü menfez dolunca şu anda köprü üstünde iki tarafa verdik taşları. Böyle bir taş, böyle bir afet ben daha görmedim, 60 yaşındayım. Allah'ın beterinden saklasın. Oradaki vahşi depo, vahşi moloz döküldü ya. Tut.
Yani 60 senedir şeylerden menfezden gelen bol olsun pasif gördünüz mü öyle yani her şeyle mücadele ediliyor bu afakta. Şimdi oldu da bu seneki gibi işte sene, bu işte, sene gibi 60 olmadı. 60 senedir olmamış böyle. Aa, bizim mahsulümüz yani mahsulü hiç gelir kalmadı. Allah'a şükür evimizi kurtardık yani. Can kaybı yok can ya. Kaybı, can kaybı çok şükür can kaybı yok. Hep bunu çekiyoruz yani. Bunu çekiyoruz. Evet. Ben bunu, ne bileyim ben şükür bir şey yapmadılar. Şurada bir şey yaptı. Belki bu bizim çeker gider yani bahçe yaptı. Ama burası yok. Ama bir şey yok. Öyle gider yok ki. Çekmiş su yok burada. Gideri yok. Kült var orada bak. Gider önü yok. Bir şey yapmadılar. Abi yani söylüyor. Ne olsun? Allah Allah. Baktın kan kaybı vermedi ya. 60 senedir böyle bir şey olmaz. Baştan bakmak istiyorum. Kadını oğludan inşallah. Yani, gördüm ben. Yani gittik. Ötede yol tıkalmış nefeslerden. Yani görmeyin şimdi gerisini şey alırız. Daha su girmez. Azaldı o, çok. Kadın da bir şey kalmadı. Kalmaz. Şimdi ekşifatörle burayı açtıracak. O kitapta yapamadılar. Kepçe kaçar gider. Abla çıkamak bunu çek. Evet. Duvarlarıma da girdi. Alındı mı mol şeyini? Temizlendi mi içi? Yok tamam. Vidanjör Kenan. Tamam. Toplaktı. Ama çok yaşamayın lazım. Yok ya, komşu geldi şimdi. Buradan gidiyor su dedi. Ben de
Can kardeşim. Ama arazide çok sağ olun. İşte vaziyet böyle. Bak garip garip. Geçiyorsunuz orada. Sağ olun. Yani, bir tarım gelecek, bir tarım yapacak yarın. Ben de bakın. Elin içinde bir şey var mı? Yok sayın valim. Eve girmedim. Sonra da şey yaptık. Sadece balkonlarda falan da önemli değil. Şu aşağıdaki kapılardan. Buradan oraya geçiş var mı Şahin? Şimdi gidemez. Yok oradan gidemez. Devlet su işte. Açık gözüküyor. Şehrin doğal drenajı. Ama daha önce kapanmış. Oraları açmak. Bu evimiz. Bunlar çocukları. Eve de girmiş buraya. Deminki girmiş olduğumuz evin, küçük girmiş olduğumuz yere yatanlar. Evet. Buraya doğru bütün evler, bahçeler, bu yol tarafına doğru. O derenin oradan gidiş çıkış noktası var. Oralardan su tabi, molozlar. Hoş geldiniz. Geç diyorsun kardeşim. Sağ olun. Geç diyorsun. Sen kaybettin. Öbür bir şey diyeceğim. Bunlar hemen evde. Ötede var aynı şekilde bir ev daha. Arkadaşlar sağ olun. Olayın başında belediye başkanı. Göl yakın içimize bu sel alakalı durum bildirdiler. Olay yerine geldik. Burada sayın kaymakamımız, belediye başkanımız, DSİ ekiplerimiz, İzelgöre'nin ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz hepsinde buradayız. Bu yaralar sarılacak, kimse dert etmesin söyledim. Yani bunlar çözecek konular. Allah'a çok şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Mal kaybı telafi edildi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın valimiz. Yani bugün göreve başladı. Güzel, güneşlik bir havada geçerdik ama maalesef. Yani. Bir de bir... Çok Yoldan gelen su buraya iniyor. Yoldan gelen buraya iniyor. İveri olarak bu bir ay içerisinde gerçekleştirecek. Ama geri kalan işte o tavada. Sayın valim, belediyenin hem imarını alacağım. Ben şimdi arkadaşlar burada Tobora'ya ekibim. Hem çünkü ben burada şu an. Hali hazır kaldım. Sizin arz edeyim size. Hayır Bey, haberim yok. Oğlu afet. Geçen sene aynen bu zamanda kuzeydeki dağlarımızdan, vadilerimizden gelen selle karşılaştık. Metrekareye 160 kilogram yağmur düştü. Bu sene de 1 saat, 2 saat içerisinde güneydeki dağ yamaçlarına bu yağmur düştü. Doğal afet. Bu bölge su havzası. Yağmurun bol olduğu bir bölge. Gün dönümlerinde genellikle Haziran'ın 15 ile 20'si arası bu bölgede bu olaylar oluyor. Devletimizin imkanlarıyla beraber bunlar temizleniyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Fakat tekrar bu afetlerle karşılaşıyoruz. Heyelan bölgesiyiz. Yeşillikler bölgesiyiz. Bu afetlerin önüne geçmek mümkün olmuyor. Bugün göreve başlayan valimiz ayağının tozuyla buraya geldi. İncelemeler yaptınız. Buradan da bir soru çıktı. Valimin hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Gelir gelmez 2 saat önce görev aldı. Hassasiyet ve duyarlılık içerisinde bölgemdeki insanların bir nebze olsa gönüllerine bir ferahlık verdi. Onların yanında olduğunu gösterdi. O konuda kendisine müteşekkirim. Evet, şimdi bunun önlenmesi adına bundan sonra veya yaşanabilir noktada ne gibi önlemler alınacak? Valilikte burada ne gibi tespit yaptı? İlçede gerekli yetkililerle, Devlet Su İşleri Müdürümüz burada, İl Özel İdare Sekreterimiz burada, Kaymakamımız burada, özel idaremizin diğer mühendisleri, belediyemizin personelleri burada. Bunları masaya yatıracağız ve az çok biliyoruz, Devlet Su İşleri'nin bu bölgede 5 tane dere ıslah projesi varmış. Ben zaten onun için projelerin bir an önce hayata geçmesi için 5. Bölge Müdürlüğü'ne gittim. Oradaki yetkililerden 2 tanesinin ihalesini yaptırdık. Bir tanesi de bu taşan dereydi. İnşallah ihalesi bitti fakat yapılmadan bu selle karşılaştık. Merkezdeki bir derem var, o da taşmıştı. Şimdi bir an önce bu iki derenin ihalesine başlanıp devletimiz yaraları sarar. Belediye olarak biz de gerekli hassasiyeti gösteririz. Bu işlerin üstesinden geliriz. Başkanım. Zafer ne zaman geldi buraya?
Samet, buraları çek, karnaları çekin, kameraya alın. Buraları şimdi insanlar bilmiyor, oradaki molozları görüyor ama su burada. Ağacın o tarafa dönüyordu. Yolu nasıl geçiyordu peki? Yolun altından geçiyordu. Menfez vardı. Var mıydı? Vardı. Nasıl yapacağız orayı mesela? İşte yapı. Buradaki sorun bu. Burada böyle birleşmesin diyorsun. Menfez evet, böyle çapraz. En gelen burada birleşiyor. Ne zaman bu şeyi ne zaman yaptılar? Bu çok. Ama oradan gelen su, dere var mı? Yok. Yok. Dere buradan gelen. Tamam, bundan sonra da yukarı gideceğiz. Ama Denizli'yim. Nereye geçiyor bu? Bu direkt ben Belen'e gidiyorum. Ben Belen'e gidiyorum. Evet, yeni ara. Açık mı? Açık mı? Menfez'e mi gidiyor? Ben gösterdim ki. Menfez yoluyla mı gidiyor? Yok, açık dere mi? Oradan açık kanal. Açık kanal. Şimdi diyorlar.